Beyazlar Frank Marshall, siyahlar Davison. Bakalım İtalyan açılışı. Herkes tarafından bilinen bir açılış. Tabii ki Frank Marshall hemen kısa lobunu yaptı kalesini. Merkez karelere tuttu ve atıyla şah kanadına doğru bir atağa kalktı. Evet. Beyaza giden fili atı vurmak zorunda kaldı. Yoksa şahın orada at, vezir bir takım sıkıntılar yapabilir diye genelde tercih edilir değişim, değil mi? Burada da at istendi. Atı tutmayın ben dedi. Tekrar geriye gel. Gördüğünüz gibi sanki at hiç öne girmemiş gibi. İlginçtir. Böyle şeyler oyunlarda oluyor. Burada da at açmaz alındı. Kale açmazına. Ama Frank Marshall gördüğünüz gibi taşlarını şah kanadına doğru yönlendiriyor. Ve burada şah şimdi vezir isteniyor. Piyon alınırsa evet burada hem vezir isteniyor hem de kale isteniyor. Niye? Çünkü vezirle kale alınabilir, tehdidi var. Mecbur aldı. Şah deyince de bir daha şah dedi. Geri geldi, piyonu tuttu. Evet. Bakalım savunabilecek mi Davison? Frank Marshall da evet şah dedi. Kaçınca da Frank Marshall ödevlerini yapmış. Moralin motivasyonu iyi gözüküyor. Açarak şah çekecekti. Şimdi batarya yaptı. Şah atla alırsa şah bir daha kaleye aldı gördüğünüz gibi. Buradaki taş değişimine dikkat edelim. Atı açmaz aldıktan sonra batarya yaptı. Piyonla tutunca kaleyi al sen dedi kaleye ya sorun değil. Piyonla şah dedi. Kaleyi alınca da gördüğünüz gibi ben dedi taş alma derdine değilim. Ben mata yapma derdindeyim dedi ve bakalım ne olacak. Frank Marshall'ın iki tane piyon olduğu için mutlaka birisine çıkarım diyor. Taşları değişirim diyor. Ata kaleye veziri değişirim diyor. Ondan sonra da kenardan vezirime çıkarım diyor. Hangi birini tutabilir diyor. İki kanatta bir piyonum var diyor. Bir zayıflık kapatılabilir ama iki zayıflık biliyorsunuz kapatılamaz. Bu da konumsal satrançla ilgili bir bilgidir.